Selamünaleyküm. Yaz aylarını geriye bırakmaya hazırlandığımız, sonbaharda kışı beklediğimiz günlerde dev projeden Çanakkale 1915 Köprüsü'nden herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Malumunuz Çanakkale 1915 Köprüsü'nde tabliye yol blokları tamamlandı. Fakat ayak diplerindeki iki parça tabliyeler kaldırılamıyor. Boğaz'daki rüzgar muhtelif zamanlarda 45 knotun üstüne çıkmasından dolayı maalesef vinçler görev yapamıyor. Tabii ki iş güvenliği her şeyden daha önemli. Oysa faaliyetin icra edilmesi için her şey hazır. Sadece hava şartları el vermediğinden dolayı kaldırılamıyor. Hatta rüzgar hızı 30-35 knotlara vardığında kedi yolu bile iş güvenliği açısından boşaltılıyor. Bu durumlarda kesinlikle kedi yolu üzerinde personel ve çalışma asla olmuyor, bulundurulmuyor. Dolayısıyla bu boğaz hava şartlarında bugünlere kadar nihayet gelebildik. Çok şükür. Allah izin verirse en kısa sürede kalan parçalarda yukarıya alınıp tamamen bir bütün olarak yol tabliyeleri tamamlanmış olacaktır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın duygu ve düşüncelerini de şimdi videonun devamında izleyebilirsiniz. Allah'a emanet olun. En kısa sürede görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum. Çanakkale'ye gidip gelmeme bizim bir gündü. Karanlıkta çıkıyorduk, evime karanlıkta geliyordum. Köprü oldu zaman bunlar olmayacak. Dün ben Yeribol'dan geldim, aşağı yukarı 5 kilometre kuyruk vardı. Biz de tabii Çanakkale bizim merkezimiz. Oraya gitmek zorundayız. Halihazırda Çanakkale bölgesinde tüm taşımacılık feribotlar yardımıyla yapılmakta. Köprümüz ve beraberindeki 88 kilometrelik otoyol bağlantımız tamamlandığında artık ithalat ve ihracat ürünlerimizin tamamı köprü vasıtasıyla yurdun diğer bölgelerine taşınıyor olacak. This bridge is the suspension bridge. Köprümüzü kullananlar hızlı bir şekilde karşıya Lapseki ve Çanakkale istikametine gitmiş olacaklar. Hayırlı uğurlu olsun. Montajlanan tabliye bloklarıyla artık 1915 Çanakkale Köprüsü büyük oranda tamamlanıyor. Artık asırların hayali için geri sayım başladı diyebiliriz. 1915 Çanakkale Köprümüz enlerin projesi olarak Çanakkale Boğazı'na adeta mühür vuracak ve ülkemizin simge yapılarından birisi olacaktır. Teknolojik görkemi tüm dünyanın gözünün diktiği köprümüzü inşa ederken tarihe tanıklık ettiğimizin farkında ve sorumluluğundayız. 1915 Çanakkale Köprüsü ulaşım, ticaret ve kalkınma hedeflerine hizmet eden bir proje olmanın çok daha ötesindedir. Bu eser aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan eşsiz bir abidedir. Destan yazan ecdat. Thank you.